Gençlik Kültür Merkezi'nde gazeteci yazar Raif Vırmıça'nın Kosova'da Tarih, Kültür, Gelenek ve Görenekler adlı kitabının tanıtımı yapıldı. 7 ana başlıktan oluşan örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi derli toplu şekilde anlatan bu kitap, Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlığı desteğiyle basıldı. Raif Vırmıça yaptığı teşekkür konuşmasında yaşam mücadelesi yanında örf, adet, gelenek ve göreneklerin yaşatılması geçmişimizin unutulmaması için çok önemlidir dedi. Vırmıça bugüne kadar Kosova'da örf, adet, gelenek ve görenekleri tümüyle kapsayan bir kitap yapılmadığını ve bunun yapılmasının Kosova'da yaşayan Türk ve diğer Müslüman toplumu için çok önemli olduğunu da ekledi. Yoğun bir çalışma sonucu bu eseri hazırladığını ve bilgi sahibi olan insanlardan gerekli yardımı aldığını da söyleyen Vırmıça, konuşmasının sonunda maddi ve manevi destekte bulunan herkese teşekkürlerini sundu. Raif Vırmıça'nın konuşması ardından tanıtım toplantısına katılanlar da kitap hakkında düşünce ve yorum yaptılar. Kosova'da olduğu gibi diğer toplumlarda da yaşayan insanların hayatlarının büyük bir bölümünde ve sıralı yaşam mücadelesi yanında örf, adet, gelenek ve görenekler ve onların yaşatılması önemli bir yer almaktadır. Çünkü gelenek ve görenekler bir insanı diğer edinimleriyle birlikte duygusunu, düşünce ve hayalini yansıyan bir ayna olarak maddi ve manevi değerlerinin kuşaktan kuşağa da taşıyıcısı olmakla ona sahip çıkmanın da o halkın ve toplumun değerli vazifelerinden biri sayılmaktadır. Dolayısıyla belli bir tarih döneminde toplumsal, ekonomik ve sosyal politik koşullar altında yaşatılan örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz kültürel ve maddi değerler içinde yer alırken bugün onların incelenmesi ve araştırılması eskilerde olduğu gibi bugünlerde de burada yaşamakta olan Türk ve diğer Müslüman toplumunun geçmişinin incelenmesi ve tepkiki yönünden özel bir ehemmiyet taşıdığından dolayı böyle bir çalışmaya başlamanın en büyük nedenlerinden biridir. Diğer yandan bunca yıl zevkimizin yürüdü olan örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz diğer edinimlerimizle birlikte her nevi törenlerimizde tatbik edilerek buralarda eskiden kalan yenisi de dahil sanat devamı sergilenmeye devam edilecektir. Dilimiz, tek sözle benliğimiz daha uzun yıllar yaşayacaktır. Unutulmuşluktan gün yüzüne çıkarma özleminde bulunma arzusuyla İlkin bütün gelenek ve göreneklerimiz tefrika biçiminde bildiğimiz gibi 30 kadar dizi yazısıyla Yeni Dönem gazetesinde ve 5 belgesel yayınlarıyla TV izleyicilerine tanıtma fırsatında bulunduk. Bu konuda iyi bir iş yaptığımızın en büyük kanıtını da bize ve Yeni Dönem medyasına halkımız tarafından gelen iltifatlı mektup ve görüşler bunu en iyi bir biçimde kanıtlamaktaydı. Dolayısıyla bu çalışmanın sadece gazete ve televizyonda sınırlı kalmaması yönünde ve Kosova'da örf, adet, gelenek ve göreneklerle ilgili bugüne kadar rabıtalı yayınlanmış bir eser olmadığından dolayı Kosova'daki örf, adet, gelenek ve göreneklerle ilgili bütün bilgileri toplayarak bu eserimizi oluşturduk. Kosova'da örf, adet, gelenek ve göreneklerle ilgili ilk defa bu çalışmamız aracılığıyla geniş bir araştırmaya konu teşkil ederek bilim kamuoyuna sunulmaktadır ki bu aşamada çalışmamızın bir kaynak eseri olması büyük önem taşıyacaktır. Bu çalışmamızda Kosova'da dolayısıyla Prizren'deki bütün örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi en gerçek halleriyle yansıtmak amacıyla bu konu üzerinde bilgi sahibi olan yaşlı kadın ve erkeklerle uzun süredir oturup bu mevzular hakkında bilgiler edindik. Daha sonra bütün bu bilgileri ayrı ayrı başlıklara toplayıp değerlendirdik ve acil olan noktalardan başlayarak kayıtlanmasıyla, resimlemesiyle dosya başladık. Biz Kosova Türk Araştırmacılar Derneği olduğumuzdan dolayı zaten tüzüğümüzün amaçlarından biri de budur. Kosova'da yaptığımız bütün araştırmaları dosyalaştırmak ve onları resimleştirmek ve onları da arşivlerimizde korumak. Gün gelirde onları kullanıp sadece biz değil de bu konu üzerinde de belki de bilginiz var yoktur. Bugüne kadar Kosova Türk araştırmacıların yapmış olduğu bütün araştırmalar dosya olarak çoğu öğrencilerimiz tarafından, çoğu master tezlerine konu oldu.
doktora tezlerine konuldu. Bilhassa bir konuda da Mehmetçiklerimizden de mesela çoğu subay, az subay kişiler de bu konulardan yararlandı ve bugün kimileri de doktora ve master'a ünvanına sahip oldular. Eserimizde örf, adet, gelenek ve görenek ve inançlarla ilgili ele alınan temaların Kosova'da krizlerinde ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini tespit edip olduğu kadarıyla özelliklerini incelemek, hakkında bugüne kadar bilinen veya bilinmeyen bilgileri vererek derli toplu olmaya özenen bir belge haline sunmaya çalıştık. Amacımız bu eserimizde bizi biz kılan bu varlıklarımızın diğer edinimlerimizle birlikte hayatımızın kopmayan parçaları olmakla birlikte bu topraklarda geleceğimizi ve mevcudiyetimizi belirleyecek ve yaşatacak unsurlarımızın gün yüzüne çıkmasıdır. Dolayısıyla bu eserimizde biz Kosova coğrafyasındaki en belirgin olan Prizren'de ve bazı diğer yerlerimizdeki atalarımızın yadigarı olan örf, adet, gelenek ve göreneklerimizin her günkü hayatımızdan silinmemesine damga vurmaya çalışmaktayız. Örf, adet, gelenek ve göreneklerimizin her geçen gün biraz daha unutulmamasına katlanmak istemediğimizden dolayı bu edinimlerimizin bir an önce gün yüzüne çıkmasının burada topluma büyük yararlı olacağına inanmaktayız. Zaman ilerledikçe çoğu eski geleneklerimiz bazı yerleşim yerlerinde önceleri gibi hakimiyetini koruyarak çoğu yerleşim yerlerimizde çağdaş toplumun etkisinde kalarak bazı uygulamalarda farklılıklar oluşturmuştur ama hiçbir zaman sönmemiştir. Çağdaş toplumun tesirinde kalmalarına rağmen çoğu geleneklerimiz hala her günkü hayatımızın bir parçası olmakla birlikte nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar yaşatılmaktadır. Bunun farkında olan halkımızın en çağdaş olmaktan hem de atalarından kalan bu geleneklerinden pek kolay vazgeçmediğini göstermektedir. Bunun en büyük kanıtı da bu geleneklerimizin hala her günkü hayatımızda can canlı kalması ve uygulanmasıdır. Bu eserimizde hala her günkü hayatımızda devam eden gelenek ve göreneklerimizi 7 ana başlıkta topladık. Bahar tören ve gelenekleri, düğün tören ve gelenekleri, doğumla ilgili adet, inanç ve gelenekler, sünnetle ilgili adet ve gelenekler, ölümle ilgili adet ve gelenekler, batıl inançlar, bir de sonunda al kıyafetlerini koydum. Kitaptan neşredilen örf, adet, gelenek ve göreneklerle ilgili yazım sunumu yanında 360 kadar eski ve yeni fotoğrafıyla görsel sunumda gerçekleşmektedir. Kitabın genel ana temasını Kosova oluşturduğu için kitabın başında Kosova ile ilgili de Kosova'nın öz tarihini vermeyi uygun gördük. Bu eserin burada yaşamakta olan bütün Müslüman toplumu için çok değerli ve önemli bir eser olacağına inanmaktayız. Osmanlı'nın gidişinden günümüze kadar ilk defa Türkçe olarak Kosova'da örf, adet, gelenek ve göreneklerle ilgili böyle kapsamlı bir araştırma eserinin sunulmasından ve yayınlanmasından gurur ve mutluluk duyduğumu ifade ederken özellikle de kitabın basılmasında maddi yardımda bulunan Kosova Türk Temsiliyeti Başkanlığı'na ilgi ve destekleri için Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Sayın Uğur Tarçın'a, Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanı Kurmay Yarbay Sayın Kerim Acar'a ve binbaşı Sayın Erol Agen'e teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi de kitapla ilgili görüşleri için yazar araştırmacı Sayın Ahmet Yiğitler'e sözü veriyorum. Araştırmacı arkadaşımız Sayın Ray Bırmıçan'ın bizlere hediye ettiği Kosova'da Tarih, Kültür, Gelenek ve Göreneklerimiz adlı kitabını kutlamak ve bu kitabın basından çıkmasında maddi yardımda bulunan Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlığı'na teşekkür etmek görevi bana düştü.
Araştırmacı arkadaşımız Sayın Rai Vırmıçan'ın Kosova'da ilk defa Türk dilinde örf, adet, gelenek ve görenekleriyle ilgili böyle kapsamlı bir araştırmaya serinin gün ışığına varmasından hepimiz mutlu ve sevinçliyiz. Çünkü insan yaşamının parçası olan örf, adet, gelenek ve görenekler kalıcı ve kuşaktan kuşağa intikal eden unsurlardır. Bu yüzden elimizde bulunan bu kitabın da değeri hem bizlere hem de yeni nesillere çok faydalı olacağına eminim. Raif kardeşimiz Kosova'da dolayısıyla Prizren'deki bütün örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi en gerçek halleriyle yansıtmak amacıyla çok büyük emek vermiş ve bu emeği boşuna gitmemiştir. Unutulmuşluktan gün yüzüne çıkarma özleminde bulunan araştırmacı kardeşimiz, halk gelenek ve göreneklerini ilk önce tefrika şeklinde 30 kadar dizi yazısıyla Yeni Dönem gazetesinde yayımlamış, aynı adı taşıyan TV yayınlarında da tanıtma fırsatında bulunarak okur ve seyircilerden büyük övgü kazanmıştır. Müellif eserinde örf, adet, gelenek, görenek ve inançlarla ilgili ele alınan temaların Kosova ve Prizren'de ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini tespit edip olduğu kadarıyla özelliklerini incelemek hakkında bugüne kadar bilinen veya bilinmeyen bilgileri vermek, derli toplu olmaya özenen bir belge halinde sunmaya çalıştığını görüyoruz. Bu yüzden bu eserin kısa zamanda okurlar tarafından beğeni kazanacağına inanmaktayız. Araştırmacı kardeşimiz Rai Fırmış'a bu eserinde her günkü hayatımızda hala devam eden gelenek ve görenekleri 7 ana başlıkta toplamıştır. Bahar bayramları ve gelenekleri, düğün, tören ve gelenekleri, doğumla ilgili adet, inanç ve gelenekler, sünnetle ilgili adet ve gelenekler, ölümle ilgili adet ve gelenekler, batıl inançlar ve halk kıyafetleri. Kitapta herkesin beğenisini kazanacağına inandığımız metin yazıları yanı sıra 360'ın üstünde eski ve yeni fotoğrafların yer alması ayrı bir özellik veriyor. Kitabın genel ana temasını Kosova oluşturduğu için müellifimiz kitabın başında ayrıntılı ama özlü bir biçimde Kosova tarihiyle ilgili de çok değerli bilgilere yer vermiştir. Sonunda kıymetli araştırmacı arkadaşımız Sayın Rai Vırmıçan'ın harcadığı bu emeğini kutlamak ve bu değerli kitabın basılmasında maddi ve manevi yardımda bulunan Kosova Türk Tavır Görev Kuvvet Komutanlığı'na teşekkür etmek hepimize düşen şerefli bir görev oluyor. Yürekten teşekkür ederiz. Kitap hakkında daha derin bilgileri vermeye amaç etmedim. Çünkü kitap hakkında okuduktan sonra daha derin bilgileri elde etmiş olursunuz ve şu tümcemle konuşmamı bitiriyorum. Kitap hakkında söylemesi bizden, okunması sizden olsun. Şimdi de küçük bir kokteyl ve yazarımız tarafından kitap ve imza dağıtımı yapılacaktır.